Burada bilinen en önemli yapı, arkamda gördüğünüz yapı aslında. Biz burayı kazarak açığa çıkarmadık. Burası binlerce yıldır buralara gelen, buradan geçen herkesin gördüğü ve bildiği çok ünlü bir yapı. Bu Agora binası. Yaklaşık 2200 yaşında bir binadan bahsediyoruz. Şu an korunan uzunluğu 80 metre ve yüksekliği 11 metre. Aslında orijinalinde 15 metre olması gerekiyor. Evet, bu binanın özelliği şu aslında. Dediğim gibi herkesin çok iyi tanıdığı, çok iyi bildiği bir bina. Çünkü bu bina 2200 yaşında ve günümüze kadar en iyi korunmuş antik yapılardan bir tanesi. Yani yaklaşık 2000 yıldır ayakta kalmayı kısmen de olsa başarabilmiş bir taş binadan bahsediyoruz. Tabii bu yapı kentin en simge yapılarından bir tanesi. İşte Aygay adını duyan herkesin hemen aklına gelen yapı. O bakımdan bizim için de çok önemli bu yapı. Tabii günümüze kadar çok fazla tahribat görmüş, gerek insan eliyle gerek doğal koşullar nedeniyle. Bu nedenle yapının gelecek nesillere aktarılabilmesi için şimdi yeni bir proje başlattık. Bu proje kapsamında önce belgelemesini yapıyoruz. Yani tek tek taş taş bütün binanın mimari planını oluşturuyoruz. Farklı belgeleme yöntemleriyle binanın belgelemesini tamamlayacağız. Tabi bunun devamında bitmiyor. Öncelikle bir konservasyon, yani koruma yapmamız gerekiyor. Çünkü özellikle yüksek kısımlarda 11-12 metre yükseklikte taşlar var ve bunlar yerlerinden oynamış durumda. Onların korunmasına ilişkin projeleri oluşturup önümüzdeki yıl içinde umarım bir aksilik olmazsa bu projelere başlayacağız. Bu aslında çok kapsamlı bir çalışma. Bizim ekibimize destek veren bir ekip daha var aslında. Bu ekibin başkanı da Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün Türkiye'deki müdür yardımcısı. Kendisi arkeolojik alanlarda mimar olarak çalışıyor, Morris Kinzel, ve onun ekibiyle birlikte bu çalışmaları yürütüyoruz. Ve umarım bu yıl tamamlayıp önümüzdeki yılda restorasyon ve konservasyon çalışmalarına başlayacağız. Bu gördüğünüz bina 2200 yaşında, söylediğim gibi. Eğer hiçbir insan eli değmeseydi bu binaya, çatısı hariç ayakta kalacaktı büyük ihtimalle. Çünkü biz buradaki dükkanlardan bir tanesini kazdık. O enkazın içinde sütunları bulduk. Yani binaya ait sütunları bulduk. Sütunların içindeki kurşunların hepsi alınmıştı. Bu sütunları birbirine tutturmak için kurşun kullanılıyor antik dönemde. Ve Bizanslıların kurşun ihtiyacı nedeniyle Bizanslılar bu binaları yıkıyorlar ve sütunların içindeki kurşunları topluyorlar. Yani aslında Bizanslı gelip bu binayı yıkmasaydı ilk etapta, muhtemelen günümüzde binayı neredeyse çatısı hariç sapasağlam görecektik. Çünkü bunlar çok dayanıklı, çok sağlam, özel tabii bir mimari tasarım ve mühendislik harikası bir yandan da. Düşünsenize, taş bina hiçbir bağlayıcı malzeme kullanılmadan 15 metre yüksekliğinde yapılıyor. Yani en azından şurayla şura arasındaki farkı anlarsın, anladın mı? Oranın yüksekliği... Burada terazi alamadım. Tamam, şimdi iyi. 4. Tamam, gayet güzel. Aynı yani. Dışında hepsini toplamışlar. Hiç kurtulmuş. Ya da belki almış, bu kadarı kalmış. Onu çıkaramamış orada. Çok az kalmış zaten. Değil mi? Yani baksana. Hiç. Bir tane yok ya. Bu rastlantı olabilir mi? İyi. Neredeyse bir oran var belki.